Merhaba. Aylar sonra tekrardan FC Mobile'le karşınızdayım. Ya gerçi sizi boş bırakmamaya çalışıyorum ama yapacak bir şey yok. Shortlar, modlar falan atıyorum. Instagram da kapandı. İşte TikTok, o taraflara, YouTube'a falan shortlar atıyorum. Yani bu oyunda şöyle bir sıkıntı var. Abicim bu oyunu birazcık ara verdikten sonra tekrar oyuna dönmek gerçekten çok zor. O yüzden ben FC 25'i bekliyordum. Yani sizin de yorumlarınızı artık görmezden gelemedim. O yüzden bugün aylar sonra tekrardan FC Mobile ile karşınızdayım. Tabi hesap baya baya geri kaldı. Çok etkinlik kaçırdım. Baya bir kayıplarım oldu. Ama bilmiyorum yani para var. Cevher var. Yani bu yeni gelen event'ı bugün kastım. 2300 kastım. İş yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Takas yapacağız, onu yapacağız. Abi takıma bakalım 99'ken şu an 99'ken oyundaki hükmü nedir? İnanın hiçbir fikrim yok. Şimdi pazara girdiğim zaman en azından bir ön fikir edinebilirim. Yani bu hemen hemen bir ay önceki, belki de 2 ay önceki, belki Haziran'dan beri. Yani olan takım hala böyle gidiyor. 742 milyona kadar düşmüş değeri, ki daha fazlaydı benim tahminime göre ama şu an değer baya baya düştü. Transfer pazarında bakalım hype'lar, böyle canavar oyuncular, abi hala yüzgen oyuncular var ya. Çok geride kalmış da sayılmam. Yani diğer oyunlara göre sanki birazcık daha şey olmuş ya. Değil mi? Sanki bana öyle geldi. Sanki diğer zamanlarda daha böyle üst düzeydi. Mesela en pahalı oyuncuları şöyle pozisyona bir girelim. Muhtemelen şöyle bir Forvet'teki en pahalı bir oyunculara bir bakayım ya. Ne kadarmış? Benim bütçemden abi şu adam için geldim ben ya. Hadi bunu gördüm. Ki gerçekten çok değişmemiş ya. Nico Williams'a bak. 101'gen falan sol açık. Yani şu Baba Ronaldo için bir şeyler yapar mıyız? Bize çıkar mı, çıkmaz mı? Ki 1.850 milyondan düşmüş. Şu an alabilirim. Alamam. Belki de alabilirim ha. Alabilirim. 590 yok lan. En ucuz teklifi bile veremiyorum. 10 milyonla falan kaçırmış oldum. Ama yani şöyle diyeyim size. Gerçekten şöyle değer olarak bakalım. En yukarıda kim var? Yo. Allah Allah. İlginç ilginç şeyler. Yani aslına bakarsan bu takımı 99 genliklerle çıldırtabilirim ya. 500 milyonum var. 5 tane de olma. Tabii 5 tane 500'lük adam alabilirim ama bunu tamamen sizin yorumlarınıza bırakacağım. Yani size göre bırakacağım. Ne yapacağız, ne bileceğiz. Şimdi takaslar kısmına geldim. Takaslar kısmında abi sanki böyle yeni gelmiş, böyle uzaydan dünyaya inmiş bir uzaylı gibi. Ne oluyor, ne bitiyor, ne var, ne yok? Hiç bilmiyorum. Yani ben bu takasları önceden çok yapıyordum. Ama şu an bugünlük takaslardan bana ne çıkar, ne gelir? Aha 85 Zelinski. Zelinski ile beni karşıladı ya. Bilmiyorum yani. O yüzden şu 2 tane satılamayan el oyuncusu varmış. Vay, ben buraya koymuşum 94 kendi koy. Abi oyuncu havuzum vardır benim ya. Şöyle bir tane 5 tane yapabiliyormuşuz. Dur bakalım şu el oyuncularını alıp o günlük şeyde kullanabilir miyim acaba? Bu arada yorumlarınızda şunu bekliyorum. Yani bayağı geride kaldım. Bayağı uzak kaldım. Yani bana tavsiye verirseniz mutlu olurum. En azından videoların da devamı gelir. Yani devamı gelmesi için en azından FC 25'e kadar size bağlı. Bir şey geliyor ama ne geliyor? Kapkara bir ekranda. Oğlum beni böyle karşılama ya. Beni böyle karşılama ya. Yüksekken geleceksen. Sol beni taktı. Aha şey geldi. Bir kon. Aa kon geldi. Joe Cole mu? Joe Cole'u da benzemiyor lan bu. Nasıl bir konsun oğlum sen? Yalnız 97 97-95. Oğlum bu kaç veriyordu bana? İyi mi verdi, kötü mü verdi? Yo, 101'e kadar veriyor. Orta vermiş bana. Şöyle 9 bir daha koyalım. Bir daha koyalım abi, hızlı ekleyelim. Şöyle yine 94 oyuncular çok var. Gerçi milletin kadrosu bence 94 oyuncularla falan kurulu ya gibi geliyor bana. Şöyle el oyuncusundan bir daha deneyelim. Yine öyle bir şeyler geliyor. Yine aynı adam mı lan? Yok mu bu sefer? Düzgün bir adam verirse kadroya girebilir. 94. Oha 97. What? Force. Force. Oğlum nasıl veriyordu lan? 97. Gerçi satılmamaları kötü bu adamların ya. 97. Bir daha deneyelim. Bakalım yukarıya doğru çık. Aha. Mkhitaryan'a koyuyorum. Oha Levo. Levo. Ah hulen Levo. Gelmedi bu transfer döneminde. Şöyle bir daha bakalım üçüncü. Oğlum her attığımda bir şeyler çıkıyor. Ama
Çıkıyor ama nasıl çıkıyor? Girona. İyi topçu vardır. Aha, hep dandik dandik adamlar geliyor. Şunu bir deneyeyim bakayım. Şuna bir deneyeyim. Bu adamlardan çıkardım. Evet çıkardım. Hepsini koyuyorum. Şunların hepsini koyuyorum. Bu yüksekleri koymuyorum. Çünkü bu yükseklerden belki bu adamı kadroya koyabilirim. Ama büyük ihtimalle kola bir şey yapamam. 94-101 gen arası gelecekmiş. En maksimum 101 gene kadar çıkmış. Ayret ben daha fazla uçar filan kaçar diyordum ama yani 101 gende kalması ilginç. Biraz FIFA'da FC'de böyle sanki böyle birazcık nötrleşmiş. Biraz yavaş, biraz frene basarak gitmeye çalışmış gibi hissediyorum ben. Hadi lan bugünlük takastan. Aha geldi. Kaleci. Kulüp bu iş hayatta gelmez. Hayatta düzgün bir şey gelmez. 95. Mik Nualı. Yok gelmez abi. Onun yanında birkaç tane daha geldi. En azından günlük takaslar yapacağız gibi gözüküyor. Günlük takasları. Ama yani ilginç be abici. Mağaza veriyorsun ya. Mağaza kısmında neler değişmiş? Mağaza kısmında neler var? Gümüş 7 diyor. Bende gümüş var mı? Satın alma paketi 30. Allah Allah. Gümüş 0 bende abi. Gümüş zaten. Oğlum kim ne yapsın lan 94'lük piresi falan. Ne yapacak adam yani? Bunda bir şey yok. Günlük bununla hiçbir işimiz kalmadı. Değiştirme puanı var mı? Oha varmış elimde. Maksimum diyor. 150 diyor. Ki 99'a kadar çıkıyordu. Şunları bir takaslayayım. Aa 50 verdi. Maksimum 50 mi lan? Herhalde 50'dir. Şu puanları bir alayım. Belki etkinlikte bir şansım olur ya diye düşünüyorum. Şöyle 100 yazayım. 100 yazmıyor abi. Maksimum 50 ama ben yine 99 yapıp şunları al. Bak eskiden oynadığım eventların avantajını burada yine bir şekilde olsa oyun bize geri getirmiş. Bence bu güzel bir şey abi. Bence çok iyi bir şey. Yani bu mantıklı bir şey. En azından burada 150 puan topladım. Gerçi bak hala 80 puanım var. Bunu bir şekilde kullanabilirim. Şimdi bunun etkinlikte 0 puan yokmuşum. Evet Choti yoksun bu etkinlikte. Choti oha. Oğlum bunu bilmiyorum şimdi ya. Şu an biz bunu topluyoruz 2300'ü. Yani bunu bir yazın bana. Burayı kullanmalıyım bunu mu kullanmamalıyım? Yani bunun hiçbir fikrim olmadığı için tamamen size danışmak istiyorum. Kullanmalı mıyım kullanmamalıyım size bırakıyorum. Division Rivals'da benim birazcık puanlarım olabilir. 3500. Division Rivals puanı mıydı lan o? Vallahi Division Rivals puanıydı ha. Aslında biraz zorlasam şu 3500'den bir tane yakalayabilirim gibi. Hadi harcamayacağım lan 2500'ü. Aha bu neymiş? 10. 10.000. Yuh. Ha bu satılabilir, bu satılamaz. Tamam. Turnuva oynamadığım için hiç buralara girmiyorum. Ögelerde de zaten bir şey yok. Ha yeni bir şey geldi ben bunu hiç bilmiyorum ya. Aha antrenman aktarım puanı gelmiş oyuna. Antrenman en sonunda gelmiş yani. Bundan bir tane alabiliyoruz herhalde. Onu da bir tane mi alabiliyoruz? Bayağı alabiliyormuşuz. Ha bunu bilmiyorum. Daha sonra bir araştırırım şu an. Hiç yanlış bir şey yapmak istemiyorum. O yüzden bekletiyorum. Bu FC'nin yine klasik satın alma puanları. Cevherlerde hiçbir şey yok. Bunları filan izlemedim. Ay yanlış yere tıkladım. Of ya. Olmadı ya. Hayır abi hayır hayır. Hayır abi. Hayır abicim. Hayır istemiyorum abi. Beni geri at. Beni yine oraya atar mısın? Ben istemiyorum. Gelsin ödül gelecekse gelsin gelmiş. Şimdi önerilenler. Benim zamanım da bunda benim zamanımda ya sanki çok şey olmuş da ondan sonra gelmişim oyuna gibi. Abi buradan bayağı alıyorduk ya. Günlük limit 1 3000. Günlük limit 1 4000. En çok satanlara bakalım. Onlardan açacağım bir tane. Allah Allah 93'lüyü 79'a satıyorlarmış. Manyak mı oğlum bunlar lan? Aa temel paket. Şu temel paketlerde çok harcadın bizi bu oyun. Şu temel paketlerde var ya. Şu temel paketlerde bizi çok perişan ettin ha. 5000 cevherlerimizi takır tukur harcadık ve karşılığında hiçbir şey çıkmadı. Ama bu sefer şununla bir şansımı deneyeyim. Bak bu da güzelmiş ha. Ha bu güzelmiş. Bu güzelmiş. Bilmiyorum almalı mıyım. Onu da yine size bırakıyorum. Sizin yorumlarınıza göre hareket edeceğim. Ama buradan bir açayım Esebio. Baba Ronaldo yok mu? Ha var burada. Satılmasın abi. Gelsin satılmasın oynatırız. Gerçi bende yüzlük bir adam vardı orada. Kim vardı lan o yüzlük? Bende Raul mu? Yüzlük Raul. Tabii.
Tabii, Raul vardı, yüzlük. Şöyle bir basalım. Gerçi 200 FC'ye de uygunmuş bu paket ha. El günlük. Ulan dumura uğratma beni bir şey. Ha şimdi gelecek, tamam. Ulan dedim hiçbir şey çıkmadı. Nito'yla Santini'yle mi beni kandırdın dedim ama şimdi gelmesi lazım. Tamam be kardeş, babayı ver satılmasın ya. Bak oynamıyoruz, 2 aydır oyuna girmiyoruz. Yani bir hoş geldin şotu, hırvat verdi. Stoper verdi. AYK Yunanlı. Kesin Yunanistan'da oynuyor, kesin para etmiyor. Vida. Vay be. Vay be. Bizim eski Vida be. Beşiktaş'ın ah. Nostalji yaşadım şu an ya. Vay be. Nida adamsın lan Vida. Seni sevmeyen ölsün. Tamam, ben Vida'yı bir şekilde nostalji Beşiktaş kadrosuna bir şekilde katacağım ya. Yani öyle bir fantazi bir kadrosu yapıp birkaç tane maç atabilirim. Bir de bunu bir deneyeyim. Ama yani şimdi kalkıp bana burada babaları gösterip bir de abicim bari formayı değiştirseydin Benzema'nın ya. Benzema gelirse çok kötü olur ha. Vallahi çok kötü. Baksana abi, şu Ronaldo'yu istiyoruz, verim. Biz istiyoruz, sen vermiyorsun kardeş. Olur mu şimdi bu? Haydi bakalım. Bir daha. 2. Tamam, alıştık. Alıştık. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. 92'lik bir adam verdi lan, onu görmedin mi? Ne? Kazık yedim. Abicim kazık yedim. Yani geldin şu 2 ay sonra bana kazık atmak için beni burada yine yakaladın yani. 4000 cevherimi piç ettin. Hani lan bunlardan birini verecektin? Kazık yedim abi. Vallahi kazık yedim. Hoş geldin FC Mobile. Bravo. Şaka gibi ya. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kazık yedik lan. Hoş geldin Şoty.